Tüm dünyaya umut olacak aşı çalışmaları için bilim insanları gece gündüz demeden çalışıyor. Türkiye'de de öne çıkan 16 ayrı aşı çalışması var. Yan etkileri nelerdir, neler değildir? Bunları görmek için de çalışmalarımız devam ediyor. Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. 44 kişi üzerinde faz 1 denemelerinin ilk doz uygulaması yapılırken hiçbir yan etki görülmedi. İkinci dozda gönüllüler üzerine yapılmaya başlandı. Hayırlı olsun. Yerli aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken aşı ithali noktasında da görüşmeler yapılıyor. Bizim şu anda aşı ithali noktasında ise görüşmelerimiz var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac aşısına ilişkin sözleşme yapıldığını açıklamıştı. Sözleşmeyle Aralık, Ocak ve Şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı. Mesela benim Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Aynı şekilde Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmeler devam ediyor. Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le temasta olduğunu söyledi. Ve peyderpey de şu anda oralardan en azından gönderilen bazı aşılarla da gönüllüler üzerinde kullanmaya da başladık.